Merhabalar, Aksaray'daki Sultan Han'ın önündeyiz. Burası 1229 yılında Türkiye Selçuklu Devleti'nin en önemli sultanlarından 1. Alaaddin Keykubat'ın yaptırdığı harika bir han. Namı diğer Kervansaray. Bu isimde bir kervansaray da malumunuz Kayseri'de. Kayseri Sivas yolu üzerinde bulunan Sultan Han'ı. O buradan 3-4 yıl sonra yapılıyor. Önce Alaaddin Keykubat burayı, daha sonra da Kayseri'deki Sultan Han'ını inşa etti. Evet, Anadolu'daki kervansaray ağının önemli bir zincir halkasını oluşturuyor. Şimdi içeri bakalım. Şimdi Aksaray Sultan Han'ının iç avlusundayız. Evet, Kayseri'deki Sultan Han'ıyla aynı plana sahip. İçeri girişte hemen karşımızda gördüğünüz gibi mescit bulunuyor. Kayseri'deki daha harap vaziyette. Bu oldukça iyi kalmış. Evet, revaklı bir iç avlusu var. Oldukça iyi kalmış günümüze kadar. Evet, kervansaraylar malumunuz. İçerisinde kervanların ve kervanda yolculuk yapanların 3 gece ücretsiz olarak kaldığı, şimdiki motel ya da otellerin vazifesini gören ortaçağ İslam yapıları arasında yer alıyor. Türkiye Selçukluları da Anadolu'daki ticareti canlandırmak için bu işe oldukça büyük önem veriyorlar. Ve bütün Anadolu'yu neredeyse doğudan batıya, güneyden kuzeye, yani Akdeniz'e veya Ege bölgesini Doğu Anadolu'ya bağlayacak bir kervansaray ağını oluşturuyorlar. Burada sultanlar veyahut da önemli devlet adamları bu işi gerçekleştiriyor. Sultanların yaptırdıkları arasında da en ünlülerinden birisi bu. Birisi de Kayseri'de bulunan Sultan Han'ı. İkisi de Sultan Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmış. Tabii Sultan Han'ının bir diğer önemli özelliği, Türkiye Selçuklu Devleti'nin Moğollara karşı ikinci direnişinin gerçekleştiği yer. Türkiye Selçuklu Sultanı 2. İzzettin Keykavus, veziri İzzettin Razi burada Moğolların ünlü komutanı Baycun Oyan'a karşı ikinci direnişi gerçekleştirdiler. Maalesef bu savaşta da Türkiye Selçukluları maalesef kaybetti ve bağımsızlık şansını yitirdi. İşte o da bu kervansarayın etrafında meydana geldi 1256 yılında. Ve ondan sonra Türkiye Selçukluları her ne kadar bağımsızlık için mücadelelerini bitirmedilerse de burada önemli, ağır bir darbe aldılar. Evet, Sultan Han'ın. Şu karşıda görmüş olduğunuz kısımsa hayvanların, yani kervan oluşturan deve ve diğer hayvanların kaldığı kısımlar. Evet, hamamlar, lokantalar, berberler burada mevcuttu. Ve Türkiye Selçuklu Devleti'nin uygulaması 3 gün burada kervanlar ücretsiz olarak kalabiliyordu. Kale gibi. Kale gibi olmasının sebebi de tabii ki kervanların soyulmasına, haydutlar tarafından soyulmasına karşı bir korunaklı kale olması. Yani gerektiğinde kapıları kapatıldığında bir kale vazifesi de görüyordu. Evet, mescidi görüyorsunuz. Oldukça iyi kalmış günümüze kadar. Burası Aksaray-Konya yolu üzerinde. Aksaray'a biraz daha yakın, Konya'ya göre öyle sanıyorum. Oldukça güzel günümüze kalmış. Evet, mutlaka gelinip görülmesi gereken bir yer. Evet. İyi günler diliyoruz.